Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Age of History serisinde Macaristan bölümüne, serisinin bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Yunanistan'ı almıştık sanırım. Evet, Yunanistan'ı almıştık ve videomuzu sonlandırmıştık. Bence bu bölümde Afrika'yı sömürmek istiyorum. Yorumlarda yazmışsınız. Bir de Türkiye'ye şeyi ver demişsiniz. Viyana'yı. Viyana'yı versek mi bilemiyorum ama orası abi yani şey Avusturya-Macar'ı kurduktan sonra sözüm olsun vereceğim. Viyana'yı Türkiye'ye vereceğim. Ama sözüm olsun abi Avusturya-Macar'ı kurduktan sonra kesinlikle vereceğim. Onu unutmayacağım abi tamam. Şimdi Ukrayna kalmış bir bizim şeyimizde Macaristan'ı kurabilmemiz için. Orayı da bir alalım madem. Hazır yani şey yapmışken alalım. Aslında ilk bir para mı biriktirsek? Aynen ilk önce biraz bir para biriktirelim. Daha sonra alırız. Hiç sıkıntı değil. Ölüm oranları var zaten dünyada birinci kesinlikle biziz üstümüzde kimse yok. Almanlarla bir sıkı dostluk kurmak isterdim ama maalesef onlardan toprak korum var. İtalyanlardan da var o aynı şekilde. Biz onlarla savaşmış mıydık? Hayır. Şimdi beyler İtalya'na savaş ilan edebiliriz aslında ve ardından da Ukrayna'ya dönebiliriz. Ama hiç bilmiyorum gerçekten. Ya aynen yapalım öyle bir şey. Çünkü gayet mantıklı bir şey şu anda benim dediğim. Adam savaşta biz onun arkasından vuralım madem. Bize zaten adamın ilişki kötü yani. Bu savaşa girmesi bence bayağı mantıksız oldu. Neyse hemen bak şu orduyu buraya gönder. Bunu buradan daha sonra buradan bir tur daha ordu bas. Bu da buraya ilerlesin bakalım. Daha sonra da zaten barış yapılır. Hiç sıkıntı değil. Şöyle yapalım bunun yarısı buraya yarısı buraya. 6000'lik buraya girsin. Umarım sesimi kayda alıyordur. Bu çünkü ikinci çekişim. Umarım. Bu 8000'liği buraya gönder bakalım. 3000'lik buradan devam etsin. Bakalım bir topraklarına rahat bir şekilde ilerleyebilecek miyiz? Evet orada bir direniş göstermeye çalıştı ama çalıştı sadece. Almanlar Macaristan ve ha tamam Almanlarla da savaşta sandım da değilmiş. Olsaymış daha güzel olurmuş. Yani yapacak bir şey yok demek ki. Yani illaki zorlamamız gerekiyor. Neyse hemen ordularımızı oraya doğru bir gönderelim bakalım. Bir alabildiğimiz kadar alalım. Ya abi öyle bir şey dur ya bu ordularını getirdi. Biz beyler eğer bana Venedik taraflarına kadar verirsen tamam ben çekilirim. Tamam tabii ki de neden fazlalarını almayayım diyerek. Şu iki yeri ver tamam ben çıkıyorum. Buralar gayet makul tamam. Fazla güçlenmeden barış anlaşması yapmak istedim. Onunla zaten ikinci bir savaşımız daha gelecektir onunla kesinlikle. Şunu hemen verelim kapatalım. Daha sonra da asimilelerimizi yapalım. En son buralar kalmış. Buralarda asimile oluyor zaten. Şuraları ben bir toplayayım. Gerçekten çok iğrenç duruyor burası. Aynen öyle ya. O Danimarka'ya bak. Danimarka buraya çıkmış. Ne akla hizmet abi. Ne akla hizmet. Neyse artık bizim de bir monarşizmi yaymamız gerekiyor. O yüzden şuralarda güzelce bir ordu basmamız gerekiyor bence. Şuralardan güzel bir ordu basalım. Evet. Bu arada hayırlı Ramazanlar. Bu ya her videoda söyleyeceğim demiştim ama unutuyorum. Kusura bakmayın ondan yani biraz. Kusura bakmayın. Bu kadar ordu yeter mi acaba diyeceğim. Abi koskoca Ukrayna'nın neyine yetecek bu kadar ordu? Ya zaten iki toprak alıp çıkacağız aslında. Bence yeter ya yeter. Umarım yeter. Umarım abi. Onun da ekonomisi az değil ne de olsa değil mi? Şöyle gönderelim bunu buraya. Zaten alacağımız topraklar şu anda saşaya giriyoruz şu anda. Umarım güzel geçer. Bakalım bir ilk turdan. Ve evet istediğimiz toprakların neredeyse hatta hepsini aldık. O bizden toprak aldı oradan da aldı. Ya benim için fark etmez zaten şu iki yeri alıp çıkacağız. Tamam. Benden zaten toprak da istemiyor. Bak bana oraları ver ben çıkarım. Abi demek sen devam etmek istiyorsun. O zaman sana ağzının payını veririz. Abi neden ben böyle bir şey kalkıştım ki şimdi ya. Gerçekten keşke kalkışmasın. Şimdi buralardan güzel bir ordu basalım. Hareket puanımız kalmamış. O zaman geçeceğiz yani başka yapacak bir şey yok. En azından oralardan birkaç ordu basabildik. Onu orada durdurduk. Keşke zamanı varken buradaydı, burada da durdursaydık ya. Biraz kredi alalım o zaman. Şöyle 19.000 bence gayet makul. Fazla şey yapmaya gerek yok. Zaten paramız da yetmiyor. Şöyle yapalım. Şuradan da ordu bassaydık iyiydi de yapacak hiçbir şey yok. Şuradan da bas abi. Buradan biraz az ordu olmuş. Bunu buraya gönder bakalım. Bir bunu 4000'i buraya. Hatta 4000'in yarısını buraya abi. Hepsini bir yere göndermenin manası yok diyecektim. Keşke gönderebilseydik ya. Cık. O çok kötü oldu gerçekten. Şimdi buraya da ordu göndermemiz gerekecek. Dur. Şöyle yapalım. Tamam. Şuraya da gönder diyeceğim. Yetmiyor abi oraya. Bu kadar yeter. Tam bu buraya, bu buraya. Buradaki ordularımız devam edebilir. Şuradan ordu basarsak bence gayet iyi olur. Şuradan 700'lük ordu basalım madem. Tamam, buradan çevirdik gibi. Tam buradaki ordularımızı hızlı bir şekilde abi şuraya doğru bir ilerlesin bakalım bir. Tamam. Sen de şöyle Konstanta'ya gir. Sen de devam et şöyle. Tamam. Turumuzu geçelim bakalım neler olacak. Ukraynalılar yerine durmadı. Ben barış anlaşması göndermiştim.
güzel bir şekilde. Bakalım kabul edecekler mi abi yine? Ay, etmemezlik yapacaklar mı yine? Hatta ben bu sefer daha fazlasını alacağım. Tamam. Eğer kabul edersen kesinlikle çekilirim. Ama kabul etmem dersen olur ki. O zaman sana ona göre şey yaparız. Tamam. Şuraya alacaktır diyecektim abi. Ona bile beyni yetmedi. Oha, 7000'lik ordu getiriyor oraya. Büyük geçmiş olsun. Hemen bizim şuraya almamız gerekiyor. Bu buraya. Hatta beyler, hatta bu buraya gitsin. Bu binlik de buraya doğru ilerlesin bakalım bir. Abi bizim hiç paramız da yok. Biz neden böyle bir şey kalkıştık ya? Adama bak, 10 binlik ordularla saldırıyor. Adam kaçtıkça da kaçıyor şu anda. Kaçmıyor aslında. Biz kaçmaya çalışıyoruz biraz. Umarım daha fazla ilerlemez. Ve barış anlaşması yapar abi bizle. Umarım abi, gerçekten çok kötü olur o bizim için. O bak, orada 7 binlik de güzel bir daldı. Ama çok az bir ordusu kaldı. Bu dağıldıkça dağılıyor zaten. Bu bizim için çok büyük sıkıntı olacaktır. Bence de bayağı bir sıkıntıya gireceğiz abi biz bu yüzden. İçimize bayağı bir dağıldı abi bu adam. Nur, ne oluyor ya, ama yapma. Şuradan şöyle git. Bir saniye, bir saniye. Abi bu 2000'lik buraya ilerlesin madem. Buradan biraz ordu bas. Buradan da basarsak iyi olabilirdi ama. Yapacak bir şey yok. Oradan dalmamız lazım. Bakalım Kiev'e kadar girebilecek miyiz? Güzel abi aslında ya. Şu an pek de kötü durumda değiliz aslında. Onu şu an her halükarda alırız ama bütün gücümüzü göstermiyoruz. Şöyle yapalım. Bu ordu buraya ilerlesin bakalım. Bir bu ordu burayı alsın. Şuradan biraz ordu basalım diyeceğim. Paramız yok ya. Şunu biraz aslında şöyle kaydırabiliriz. Buraya girsin bakalım be. Bu da buradan ilerlesin mi? İlerlesin. Abi şu an gerçekten şeylerde hiçbir şekilde ordumuz kalmadı. Bu adam devam ettikçe ediyor valla. Bak şimdi kardeşim. Sen bana. Bak. Sen bana. Şuraları ver, tamam mı? Şurayı ver. Ve şurayı ver. Ben savaştan çekilirim. Hatta bana şuraları da ver. Buralar zaten benim kendi toprağım. Tamam. Büyük ihtimal bu yine kabul etmeyecektir abi. Bu adam vallahi kanına susamış. İlla gel beni öldür diyor. Tamam, biz de onu yaparız. Öldürürüz. Biz bu cepheyi zaten yardık. Eğer kabul etmezse. Buradan biz devam ederiz. Bu binlik tamam buraya. Bu 1200'lük kalsın. Aa, kabul etti. Abi keşke kabul ettirmeseydik ya. Tam da düzeliyorduk var ya cidden. Neyse bakalım, bu ordularımızı şuraya doğru bir gönderelim abi. Bir dakika, bir dur, bir harita kayma. Şuraya diyeceğim. Abi dur, ne oluyor ya? Tamam, 1997 buraya. 1300'ü buraya, burada toplan. Tam oradakiler de orada toplanıyor zaten. Şunu da ters edelim. Bu ordu ne zamandır burada? He doğru. Ben de Polonya'yı işgal ettiğimizden beri orada sandım. Ve beyler, artık Macaristan İmparatorluğunu kurabiliriz. Artık hiçbir sakınca kalmadı şeyimizde, önümüzde. Evet beyler, artık kurabiliriz. Şunu hemen bir ters et. Başka ordumuz kaldı mı? Binlik kalmış abi. O ordu nerede acaba? O ordumuz nerede acaba? Ha, burada. Abi bizim buradaki ordularımız ne işi? Ne yapıyor acaba şu anda burada? Bakalım, oralar ters etmeye, ay, asimile etmeye gerek yok ama buraları var tabii ki de. Buraları yeni aldık. hemen Macaristan İmparatorluğunu bir kur. Evet, ufak bir sıkıntıdan sonra devam edebiliriz. Hemen şuradan abi bir kuralım Macaristan. Aa, şey mi yetmiyor? Tamam, hemen bir tur geçelim ve kuralım. Macaristan Krallığını kurduk. Oo beyler, çok güzel oldu. Avusturya Macaristan. Nereli? Abi sen şaka mı yapıyorsun? Sen şaka mı yapıyorsun? Ya böyle olmaz ya. Oo, Rusya'ya bak. Bu bayağı güçlenecek. Ben size öyle bir şey. Tiva Halk Cumhuriyeti. Oo, bu buraya vasal mı çekmiş diyecektim. Yo. Ne oluyor lan? Birinci Dünya Savaşı geri mi dönüyor? Bu da müttefik mi? Yo. Komünist Tiva. Oha. Komünist ne alaka lan? Bu kimden çıktı? Komünist ne alaka lan? Bu arada bu bunlarla da savaşta Finlandiya'yı almış ya. Bu da şey kurmaya çalışıyor. Komünist Rusya'yı. Sovyetler Birliği'ni kurmaya çalışıyor, adama bak. Neyse, o zaman beyler şunu da bir harcayalım, o da boş boş durmasın. Şimdi sonu o iki toprak gerekiyor şu anda. Kaç tur kalmış? 37 tur. O zaman tur geç, bayağı bir tur geçeceğiz biz şu anda o zaman. Yapacak hiçbir şey yok. Evet. Şunları ayarlamamız gerekiyor. Şunları hemen hızlı bir şekilde bir ayarlayalım. Evet, hemen şunu hızlı bir şekilde bir ayarlayalım. Evet. Umarım. Güzel bir şekilde geçer. Ha tamam, hala onu diyor sandım da. Dedim, ne oluyor? Oralarda en azından biraz asimile olur. Biz de o zamana kadar madem topraklarımızı izleyelim. Bu arada İtalyan, Fransız ve Alman savaşına böyle bir şey çıkmış. İrlanda bu şeye çıkmış. İspanya ile Birleşik Krallık arasında büyük ihtimal büyük bir savaş dönüyor, evet. Tahmin ettiğim gibi onun daha demin adasına çıkmış. Anakarasına çıkmış ama yine de başaramamış. Geri püskürtülmüş.
Belli oluyor zaten haritanın yüklenmesinden. Bu arada Afrika'ya çıkacağız söz verdiğimiz gibi ama şu an değil abi. Şu an gerçekten büyük bir sıkıntı içerisindeyiz abi. Çünkü şunu kurmamız lazım. Yoksa Rusya buraları alacak ve daha da güçlenecek. Umarım öyle bir şey olmaz. Umarım. Türkiye buraya mı çıkıyor? Yok, İran. İran çıkıyor. Türkiye ne yapıyor o sırada abi? Türkiye oturuyor. Türkiye oturuyor. Türkiye'nin büyük planları yok. İlk defa valla. Normalde Türkiye çok saldırgan oynardı. Mantıksız bence ya. Paramız o zamana kadar biraz bir bitirelim. 2000-2000 gitsin. Hatta hepsini verelim abi. Hepsi senin olsun. Barış anlaşması bitene kadar zaten 10 tur kalmış. Hemen onlar da bitene kadar tamam. Zaten 8-7 tur falan kaldı ya. Onlar da bir bitsin. O zamana kadar bize askerlerimiz asker basalım. Zaten bir tur kalmış. Hemen şöyle geri çık. Zaten bunun da hiçbir şekilde bize bir direniş göstermesi mantıksız olur zaten. Konuşamadım. Evet, hemen şuralardan hızlı bir şekilde askerlerimizi basalım. Fazla asker basmaya hiç gerek yok. Zaten bize hiçbir şekilde direniş gösteremez. Kiev'e kadar gireriz belki de. Yani değil mi? Belki de gireriz abi. Şuradan ben biraz fazla ordu basmak istiyorum. Hadi bir tur daha basalım ordu. Gönlü olsun Ukrayna'nın. Biraz ezik göstermeyelim en azından. Direndi deriz. Ukrayna Kiev'i verdi demesinler. Evet, artık bence de savaşımızı ilan edebiliriz. Öndeki orduları biraz daha verelim hemen. Tamam. Hemen savaşımızı ilan edebiliriz. Bu buraya ilerlesin, bu buraya. Bence de tek turda Kiev'e gireceğiz. Pardon, iki turda Kiev'e girebiliriz belki. Tabii ki de canım, istersek neden giremeyelim? Değil mi? Bakalım şimdi gireceğiz mesela. Evet, hemen oralarımız şuradan. Abi dur, ne oldu? O bu arada bayağı karışıyor buralar ya. Ukrayna'ya bak. Ukrayna herhalde Sovyetler Birliği'ni kurma peşindeydi biz olmasaydık. Ulan var ya, İngilizler yine yaşadı ha. Hemen Kiev'e girecektik biz en son. Kiev'e girelim abi. İki turda girelim dedik zaten söz verdiğimiz gibi. Buradaki orduyu dağıtacaktık. Bir de dağıtalım hemen. Şöyle biner biner olmasa da dağıtalım. Şöyle evet. Kiev'e girdik beyler. Kiev'e girdik. Burada 2000'lik ordu var. Tam bu buraya ilerlesin. Bu da buradaki ordu böyle ilerleyebilir. Tamam. Arkadaki ordu da ilerlesin biraz. 900'lük abi dur, ne oluyor ya? Ama en sevmediğim şey, yapma artık be oyun. Gerçekten iğrençsin oyun ya. Hiç sevmiyorum seni artık. İğrenç bir oyunsun. Tamam. Bence artık barış anlaşması yapılabilir. Zaten pek gözüm yok onun topraklarında. Daha sonra alınır hatta. Şöyle bana ver sadece. Hatta şu toprakları da birleştir. Şuradan da bana ver. Tamam. Şurayı da verirsen vermedi. Şurayı al, şurayı ver. Orayı mı istiyordun lan? Nereyi istiyordu? Evet, burayı istiyordu büyük ihtimal. Abi ama ben o toprağı da istiyorum ya. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Üçlük bir toprağın var mı peki senin? Yok. O zaman ben şu altılı salıyorum abi. Umurumda da değil. Tamam, dörtlükle de şurayı mı alsam? Şurayı alıyorum. Hatta şurayı alıyorum. Tamam. Bence gayet makul oldu. Bunu canlandırabiliyor muyuz? Karadağ gerek. Abi sen şaka mısın? Gel şuraya gel. Gel şuraya abi, zaten siz orada çok şey duruyordunuz. Yapboz parçası gibi duruyordunuz. Hemen sizi de bir alalım, topraklarımıza katalım. Tur sayımızı arttıralım. Hemen savaş ilan et demeden önce abi bir turumuzu geçelim diyecektim. Zaten ordularımız yerleşmiş ya, tamam. Hemen ordularımızı bir gönderelim. Bu buraya ve buraya ilerlesin. Umarım büyük bir direnişle karşılaşmayız. Podgorica'da. Doğru mu okudum? Podgorica'da. Evet, bir orada büyük bir direniş sergiledi. Hemen onları da bir halledelim. Tamam. Onun bütün topraklarını alacağız tabii ki de. Şöyle bence gayet makul. Buradaki ordularımız zaman burada bir toplanabilir ve ardından Avusturmacar İmparatorluğu kurulabilir. Ordularımızı ters etmek istemiyorum. Zaten zor basılıyor. Sevmiyorum da ordu basmayı. Hemen bu ordularımız da buraya bir gelsin bakalım bir. Tamam bak, bu ordu hemen Budapest'e, bu da hemen bir Budapest'e gitsin. Avusturya Macaristan İmparatorluğunu kurduk. Başkentimi vermek istemiyorum. Viyana başkentimiz. Kusura bakmayın. Kim yazmıştı hatırlamıyorum abi. Kusura bakmayın ama yani gerçekten kusura bakmayın çünkü başkentimiz değişti. Başkentimi de ben vermek istemiyorum ama ya söz verdiğimiz gibi verelim ya Türkiye'ye gerçekten. Ama bizim için o çok büyük bir şey yapacaktır. Sıkıntı yaratsa da vermek zorundayız abi, sözümüzü tutalım. Abi ama çok büyük bir. Bak 529 bin. Başkenti taşı diyelim. Böyle bir turumuzu geçelim be. Abi hadi bismillah. Oha. Ekonomi bayağı azaldı. Bir de orayı verdikten sonra düşünün beyler. 12 binlik ekonomi gidecek Türkiye'ye ya. Türkiye'ye de ben saldırmak istiyordum. Neyse, mecbur olarak vereceğiz. Söz verdik. Viyana'yı ver abi. Veriyorum. Verdim. Yapacak bir şey yok. İlişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Yani ben de istemezdim.
tam ortamda bir tane devlet olmasın ama yani siz istediniz yani yapacak bir şey yok. Bayağı bir yazan oldu. Yok lan bir kişi mi ne istedi de. Yine de kırmayalım abi. Kimseyi kırmayalım. Verelim herkese ya. Evet orada bir şey çıkmış. Abi Rusya'ya dalsak mı lan? Şöyle şuraları alırız en azından. Başka kuracağımız bir şey yoksa tamam. Ben artık beyler bir sonraki seride büyük ihtimalle şuraları toplarım ve Afrika'ya çıkarma atarım. Afrika'yı toplarım. Ve güzelce ekonomiyi biriktiririz abi. Zaten bunlarda ekonomi yok. Sömürü Bey bilmiyor. Neyse o zaman izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazlası için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.